Sayın Belediye Başkanım, Sayın Köy Dernekleri Başkanlarım, basınımızın değerli temsilcileri, çok değerli Kavacık Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, uzaktan yakından buraya kadar gelen saygıdeğer misafirlerimiz, Sivas Polisar Kavacık Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğimizin lokal açılışına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saygılarımızı söylüyorum. Bu arada aramızda çok değerli siyasi parti temsilcilerimiz var. Birazdan kendilerini takdim edeceğim. Onlara da kısa selam alma konuşmalarını vereceğiz. Saygıdeğer büyüklerim, değerli hemşerilerim. Sizlerin Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarıyla birlikte vatanımız için canını seve seve feda eden şehitlerimizin ruhları anısına öncelikle bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Sönmez bu şema, darda yüzen alsancak, sönmeden yurdun üstünde tütene sonacak o benim milletimin. Yıldızdır parlaya çok o benim, o benim milletimindir ancak. Çatma olduğu için konuşmalarımızı kısa yapacağız. Birazdan da açılışımızı yapacağız. 1992 yılında kurulan Sivas Polisar Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğimiz o yıldan bu yıllara kadar hizmet etmeye devam etmiştir. Şu anda da devam etmektedir. Gerçekten dernek olarak çok güzel çalışmalara imza atmışlardır. Bizler derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar derneğimize emeği geçen, derneğimizde dernek başkanlığı yapmış olan, derneğimizde yönetim kurulunda bulunmuş olan tüm değerli hemşerilerimize, sizlerin huzurlarında teşekkür etmek istiyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, sağ olanlarımıza da Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Siz değerli hemşerilerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Derneğimizde o günden bugüne kadar çıtasını en üst noktalara taşımaya çalıştınız. Bugün de bu güzelliği hep birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Derneğimiz lokaline kavuşmuştur. Ben bunda da emeği geçen tüm siyasi parti temsilcilerimize, sayın milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve siz değerli hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Evet, konuşmalarını yapmak üzere. Gerçekten seçildiği günden bugüne kadar büyük hizmetler vermeye çalışan, her türlü hizmete devam eden, her türlü ortama, her türlü etkinliğe gitmeye çalışan, destek vermeye çalışan, sizin kendi özünüz, kendi evladınız. Evet, dernek başkanımız Sayın Adem Taşpınar'ı selamlama konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu da istiyorum. Buyurun başkanım. Değerli dostlarımız, böylesi müstesna bir günde Cenab-ı Allah'a şükürler olsun ki bizleri bir araya getirdi. Böyle bir sizlere hitap etme fırsatını bizlere verdi. Hepiniz bundan dolayı Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Allah'a hamdolsun.
sizler gibi bir dostların arasında bizlere de bir hizmet ehli olarak görüp bize bir fırsat verdiniz. Sizler için de bizler geceli gündüzlü çalışan olarak bütün siyasi partilerin belediye başkanlarında, milletvekillerimizle, ilgilenen meclis üyelerimizle beraber bunlardan da ihtiyaçlarımızı zamanı ve yeri geldiğinde talep ettik. Onlar da Allah razı olsunlar, siz mazlum insanımızın yanında her zaman bize güvenerek, itimat ederek yer aldılar. Bundan dolayı emeğe dışarıdan ve içeriden bizlere yardımcı olan bütün halkımızın, isimsiz kahramanların cümlesine ben buradan hayırlar yad ediyorum. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir müstesna günde bizleri kırmayıp aramıza, yani Ankara'dan uzaktan gelen milletvekillerimiz var. Zamanı da uygun bulmak kaydıyla onlara da bir söz vereceğim. Daha çok görüşülecek, konuşulacak işlerimiz var. Biz misafirlerimize buradaki açılışımızı yaptıktan sonra inşallah siz değerli halkımızla da hasbihal edeceğiz. Gerekli görüşlerimizi, düşüncelerimizi de sizlere paylaşacağız. Bundan dolayı buraya yürek verip destek olup bugün bu aramızda gelmenizden dolayı bütün misafirlerimize, bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Evet, inşallah bundan sonra da hizmetlerini yapmaya devam edecek. Tabii ki sadece başkan ve yönetim kurulları beraber olmuyor. Yani milletvekillerinden bir şeyler istiyoruz, siyasi partilerimizden bir şeyler istiyoruz ama en çok siz değerli üyelerimiz derneğimize katkıda bulunmaları gerekiyor. Başkanımıza tekrar teşekkür ediyor. Hem kendisine hem de çalışma arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Evet, saygılar büyüklerim, değerli hemşehrilerim. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Unuttuklarımız olabilir. Onların isimleri de bizlere yazarlarsa onları da takdim etmek isteriz. Evet, aramızda onurumuz, gururumuz, Sivas'ımızın milletvekili Sayın Ali Turan, Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Vekilim, konuşmak için değil, ben sizleri değerli üyelerimize tanıtmak için. Çünkü şöyle bir durum oldu. Biz lokalimizden geldiğimiz zaman sizi takdim edemedik. Sadece sizi değil, diğer üyelerimizi takdim edemedik. Milletvekillerimizi takdim edemedik. Onun için bunu bir özür olarak kabul edin. Onun için sadece konuşmanın zaten sonra yaptığı işe. Evet, yine Sivas'ımızın onuru, Sivas'ımızın gururu. Sivas eski milletvekilimiz Sayın Selam Uzun. Sayın Vekil, hoş geldiniz. Sancaktepe Belediyesi Başkan Yardımcımız, aynı zamanda Kent Konseyi Başkanımız, Vadi Federasyonu Başkanımız, Sayın İsmail Karabiber, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Yine Kızılyama Köyü'nün Dernek Başkanımız, Sayın Dursun Ali Akgül, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Konser Emekler Federasyonu Denetleme Kurulu Başkanımız, Sayın Zeynep Tuncer, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Güzel Yurtu Dernek Başkanımız, aynı zamanda Dervet Mahallesi Mahalle Muhtarımız, Sayın Vekil Ateş, hoş geldiniz efendim. AK Parti Çarpan'a Belediye Meclis Üyemiz, Sayın Gültekin Arrem, Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Pınar Mahallesi Muhtarımız, Sayın Ayhan Yılmaz, hoş geldiniz efendim. Sizlerden özür diliyorum. Yani sıralama yapmadım. Sadece vekillerim için isimleri kaydetme hepsi var bende. Onun için özür diliyorum. Sırayla gidemiyorum. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Sarıyer İlçe Başkanımız Sayın Erdal Coşkan. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Yine Sarıyer'imizin eski belediye başkanı Sayın Sedat Özsoy. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Pınar Mahallesi Yerleşimciler Kooperatif Başkanımız Sayın Hüseyin Demir. Hoş geldiniz efendim. Pınar Mahallesi Yardımlaşma Güzelleştirme Dernek Başkanımız Sayın Cemal Ejder. Hoş geldiniz efendim.
kariyer AK Parti ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Özdemir. Sayın başkanım. Yine Sarıyer AK Parti ilçe teşkilat başkanımız Sayın Mustafa Tosun. Hoş geldiniz efendim. Polisar Gümüşlükü Dernek Başkanımız Sayın Abdullah Erdem. Hoş geldiniz başkanım. Kahvane Sivaslılar Eski Dernek Başkanımız Sayın Hüseyin Dündar. Hoş geldiniz efendim. Kurban Belediyesi Zabıta Amirimiz Sayın İbrahim Irmak. Hoş geldiniz efendim. Pınar Mahallesi Mülkiyet Sorunluğuna Çözüm Dernek Başkanımız Sayın Öğüt Söyler. Sayın Başkan, hoş geldiniz. Yine aramızda Türk Halk Müziğimizin sevilen sesi Yıldıray Müzücü. Hoş geldiniz. Esin TV programcısı, Türk Halk Müziği sanatçısı Şinasi Yıldız. Hoş geldiniz efendim. Değerli hemşehrilerim, isimlerini unuttuğumuz olabilir, isimlerini yazmadığımız olabilir. Ben şahsen tanıdıklarımı buraya yazdım. Ama unutulanlar varsa lütfen. Onları da birazdan konuşmalar arasında takip edeceğim. Lütfen o isimleri bana bildirirseniz sevinirim. Evet, yine konuşmalarını yapmak üzere. Sizlerden rica ediyorum. Zamanınız kısıtlı. Selamlama konuşmaları yapalım. Daha sonra da inşallah kısmet olursa saat 2'de de açılışımızı yapacağız. Evet, konuşmalarını yapmak üzere. Sarıyer'imize büyük hizmetleri dokunan çok değerli belediye başkanımız, Sarıyer Belediyesi eski başkanımız Sayın Sedat Özsoy'u kısa bir selamlama konuşmasını yapmak üzere. Başkanım, orada konuşabilirsiniz. Saygılar sunuyorum hepinize. Güzel günde saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ben aranıza eski bir dost olarak katıldım. Başkanlık değil, biz Sarıyer'liyiz, biz Sivaslıyız, her şeyiz. Birlikteyiz, beraberiz. Sayın Vekil, değerli ilçe başkanlarım, değerli muhtarlarım, hepiniz buradasınız. Ben bu güzelliği şöyle takdir ediyorum. Dernek başkanına teşekkür ediyorum Halil Bey'e. Bu güzelliklerin yaşaması lazım. Biz önce Sarıyer'liyiz. Onun için biraz önce söyledim. Biz Sivaslıyız, Trabzonluyuz, Rize'liyiz. Edirne'den Ardahan'a kadar Türkiye'liyiz. İstanbul bir bütün. Herkesi içine almış, yoğurmuş, bir araya getirmiş. Birlikte yaşamayı öğretmiş. İşte derneklerimizin önemi de burada. Biz Sivas'ı unutmayacağız. Özellikle çocuklarımızı unutturmayacağız. Çünkü büyük şehirler hepimizi yutuyor. Örf adetlerimizi bu ülkede yaşaması lazım. Hepinizden rica ediyorum mutlaka, çünkü büyükşehirlere gençlerimiz geldiği zaman, burada büyüyüp yaşadığı zaman memleketleri, örf adeti bir nebze unutuyor. Onu yaşatmak sizlere düşüyor. İşte bu derneklerin yaşaması da bunun için çok önemli. Ben görevdeyken bütün derneklere sahip çıkıyorum. İşte buranın temelini de sizlerle birlikte attık. Yapılışında ne kadar zorluklar çektiğimizi hep birlikte biliyoruz. Ama bugün görüyorum ki hem Pınar Mahallesi'ne hem Sarıyer'e büyük hizmetler veriyor. Demek ki doğru bir iş yapmışız. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizler bunun öncülüğünü yapacaksınız. Sayın başkanlar, dernek başkanları işte görüyorum. İstanbul'un birçok yerinden gelmişler. Hepsinden Allah razı olsun. Bu güzelliklerin yaşaması hepimize düşüyor. En salih üyemizden başkanlara kadar, sayın vekillerimize kadar, ilçe başkanlarına, belediye başkanlarına. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu dünyadan aramızdan ayrılanlara rahmet diliyoruz. Bundan sonra emeğe geçecek olanlara da teşekkür ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah her şeyin hayırlısı. Önümüzdeki günler neler olur bilemiyoruz. Rabbim her şey için anınıza hayırlı yazılar yazsın. Her şeyin hayırlısını nasip etsin hepimize. Teşekkür ediyorum. Saygılar, bu güzel düşünceler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bizlere hizmet etmeye devam edecekler. Evet, yine kısa selamlama konuşmalarını yapmam üzere. Milliyetçi Hareket Partisi Sarıyer İlçe Başkanımız Sayın Erdal Çoban. Buyurun başkanım. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Özür dilerim, sesim biraz kısık. Bizi davet eden buraya Sayın Başkanıma, Adem Başkanıma, yönetim kurulu üyelerine,
Pınar Mahallesi'nin yüksek şahsiyetlerine saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz siyasi parti olarak sivil toplum kuruluş örgütlerine çok önem veriyoruz. Bu örgütler Türk milletinin direnç gücüdür. Bunların çok iyi hizmet vermesi lazım. Onun için güçlü olması lazım. Biz bu yolda başkanımıza, üzerimize düşen hangi görev olursa seve seve yanındayız. Biz belki Erdal Çoban olarak Sivas'ın gururu olamadık ama Sivas'ın iyi yeri olduk. Bunlardan mutluyuz. Allah her ve yardımcınız olsun. Hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah siz de bunu olacaksınız. İnşallah olacaksınız. Tabii ki hizmetlerinizle, çalışmalarınızla, tabii ki Sivas'ınıza hepiniz gurur olacaksınız. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Siyasi çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yine konuşmalarımı yapmak üzere. Sarıyer AK Parti ilçe başkanımız Sayın Hüseyin Özdemir. Buyurun başkanım. Ben de selamlıyım. Değerli milletvekilim Ali Turan Bey, 23. dönem milletvekilimiz Selam Uzun Bey, belediye başkanımız Sedat Bey, Adem Bey ve ekibi, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli hemşehrilerim, Kavacık Derneği'm, Pınar Mahallesi'nde hizmet veriyor. Bu yaz da şehitlerle Ufuk taraftan atılma geldi, birlikteydik. Hemşehriyiz. Burada 4. katı, bildiğim kadarıyla 4. katı hizmeti açıyoruz. İnşallah hayra, güzelliklerine hizmet eder. Benim bir ricam var. Şu anda gençlerimiz, tabii ki bu tür dernekler çok şeye hizmet ediyor. Öncelikle annelerimize, örf ve geleneklerimize hizmet ediyor. Ama gençlerimizle ilgili ben biliyorum, Koyunsar Vakfımız, derneğimiz, futbol turnuvaları düzenliyor ama burada da genç potansiyeli yüksek, kötü alışkanlıkların önlenmesi adına buranın bir çekim merkezi olması, farklı aktivitelerle bu tür alışkanlıklardan uzaklaştırılması adına güzel bir yuva olur. Bu konuda değerli başkanımızın ben gayret sarf etmesini rica ediyorum. Tabi devlet bu manada gerekli önlemleri alıyor ama ailelerin, derneklerin, kulüplerin bu konuda çok büyük rolü var. Böyle bir ricam olsun. Tekrar hayırlı olsun lokalimiz. Teşekkür ederim. Sayın başkan, çok teşekkür ediyorum. Size de ekibinize de siyasi çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Evet, derneğimiz Sarıyer Pınar Mahallesi'ne kayıt edilir derneğimiz. Kavacık köylerimizde burada ikamet ediyorlar. Büyük çoğunluğu burada ikamet ediyorlar. Evet, burada hizmet eden Sarıyer Pınar Mahallesi muhtarımız Sayın Ayhan Yılmaz'a kısa bir selam alma konuşması vermek istiyorum. Çünkü büyük emekleriniz oldu Sayın Muhtarım. Sayın Vekilim, Sayın İlçe Başkanları, değerli hazırım, sevgili komşular. Burası aslında sözün bittiği yer. 20 yılda gelinen nokta ortada. Bu güzel çalışmalara katkı sunan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Kavacık Dernek Başkanı'na teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Efendim, çok teşekkür ederim. Evet. Onur Bey, Şükrü Başkanım geldi. Bu arada Sarıyer Belediye'nin çok değerli milletvekillerim, çok değerli belediye başkanlarım, çok değerli siyasi partimizin, ilçe başkanları, siyasi partilerimizin ve Sivas'ın Kavacık köyünün lokal açılışına gelen çok değerli köy dernek başkanlarımız ve sevgili Kavacık köylü hemşehrilerim, değerli Pınar Mahalleliler, belediye başkanımız, Sivas Platformu başkanımız Sayın İsmail Erdem ve şahsım adına hepinize el işten saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Değerli hemşehrilerim, bugün burada çok güzel bir toplumsal birlikteliğimiz adına ve 20 yıldır gerçekten bıkmak, usanmak bilmeden gayret gösteren Kavacıklar adına
hayırlı bir açılış, lokal açılışı yapıyoruz. Bu lokal basit bir lokal açılış olarak değerlendirilmek lazım. Bu toplumsal gücümüzün bir noktada toplanmasına ve özellikle de önümüzdeki mahalli seçimlerde bir toplama merkezi olmasına vesile olacak. Değerli hemşehrilerimizi bu toplumsal gücümüzün temsiline imkan sağlayacak bir mekan olarak ben görüyorum burayı. Onun için burada bakınız bugün birçok siyasi partimizin ilçe başkanı var. Belediye başkanlarımız var. Bu gücümüzü onlar görüyorlar. İnşallah layık olduğu şekilde de değerlendirirler. Değerli hemşehrilerim, geçtiğimiz çok kısa konuşmaya çalışacağım ama geçtiğimiz 16, 17, 18 Kasım'da bir Sivas günleri yaptık. Bütün trafikler kilitlendi. Değerli milletvekillerimizin davet ettikleri milletvekilleri bile hapishaneye giremediler, evine giremediler. İstanbul'daki hep söylüyoruz, toplumsal gücümüzü temsil adalet prensibine uygun siyasi yetkiliğe çeviremiyoruz diye. Bunun bir tek sebebi var. O da bu gücümüzü gösteremiyoruz. Bu gücümüzü göstermenin yeri işte bu mekanlar. Orada değerli Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu dahi MHP'nin Genel Başkanı'nın yardımcısı düzeyindeki temsilcileri, il başkanları, bütün partilerin il başkanları dahi, üç tane bakanımız dahi ve birçok milletvekilimiz ve birçok dediğim gibi içeriden ve dışarıdan İstanbul'da hemşerimiz Sivas günlerine gelip oradaki gücümüzü gördüler. İşte bizim amaçladığımız olay bu. Gücümüzü göstermezsek, körler sağlar birbirine ağırlar misali, kendi kendimize çalıp söylersek hiçbir yere varmayız. Onun içindir ki burada toplanmayı çok önemli görüyorum ve bu lokalin açılışına vesile olan, gayreti olan, geçmişten bugüne kadar emeği geçen bütün hemşehrilerimi tebrik ediyorum. Ve bu lokalin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize saygılar ve selamlar. Tekrar arz ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, size de çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Evet, aramızda henüz biri katıldı ama yine gururumuz, yine onurumuz Nişan. Sarıyer Belediye Başkanımız gerçekten sizlere büyük hizmetleri dokundu. Şu anda burada olmanızın büyük destekçisi Sayın Şükrü Genç'tir. Ben kendisine huzurlarında teşekkür etmek istiyorum. Evet, selamlar konuşmasını yapmak üzere Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Genç, arz ederim. Evet, herkese iyi günler diliyorum öncelikle. Sayın milletvekillerimiz var, belediye başkanlarımız var, ilçe başkanları, özellikle dernek başkanları, sivil toplum kuruluşları ve Sarıyer'in içinden dışından misafirler var. Hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir toplantıda olmaktan da çok açıkça gururlandım. Çünkü bir toplantıyı kestim, buraya katılmaya çalıştım ve takip ediyorum. Şimdi çok fazla konuşmaya gerek yok aslında ama sivil toplum kuruluşlarının toplum ve yaşam üzerindeki yeri konusunda biraz değinmek lazım. Şimdi sevgili dostlarım, sivil toplum kuruluşları, köy derneği olsun, mahalle derneği olsun, çeşitli çevre dernekleri olsun, ne amaçla kurulursa kurulsun her derneğin kendine göre özel bir şartı, şurtu var. Ama şunun öncelikle bilinmesi lazım. Her derneğinde temsil ettiği bir grup, bir insan grubu, bir toplum, bir yaşam biçimi var. Şimdi derneklerin öncelikle kendi yerlerini bilmesi, kendi güçlerini bilmesi gerekir. Ve özellikle de çevrede herkesin, diğer derneklerin olsun, siyasi partilerin olsun, yerel yönetimlerin olsun, kim olursa olsun, sivil toplum kuruluşlarında önemini kesinlikle bilmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları herhangi bir siyasi yapının temsilcileri değildir. Siyasetin üstünde yapılar olmak zorundadır. Çünkü o sivil toplum kuruluşunun içinde her siyasi görüşten insanlar olur. Olmadığı takdirde tek bir görüşse o bir siyasi çizginin temsilcisidir. O ayrı bir olay.
sivil toplum kuruluşuysa, bir köy derneği ise, bir mahalle derneği ise, o mahallede, o köyde yaşayan kim olursa olsun, siyasi görüşü, rengi, bakışı, açısı, inanışı ne olursa olsun, üye olan herkesin temsil edildiği bir yer olarak düşünülmesi gerekir. Ve de burada da en önemli şey de nedir? İnsanların birbirine olan karşılıklı saygısı, sevgisi, samimiyeti ve inanışıdır. Şimdi bunu hiç akıldan çıkarmamak lazım. Tabii ki siyasi, sivil toplum kuruluşları niye varlar? Kendilerinin temsil edildiği, özellikle de tüzel kişilik olarak temsil edildiği alanları oluşturmak anlamında vardırlar. Daha ciddiye alınsın sözleri, daha dinleniyor olsun diye varlar. Ve onun içindir ki yola çıktılar. Örneğin şimdi köy dernekleri tamam. İşlevsellikleri belli oranlarda azalmaya başladı. İlk dönemlerde, kurulduğu dönemlerdeki gibi değil. Neydi ilk dönemlerde? Çok aşırı bir göç sonrası köyler boşalmıştı. Yani bizim Ali Kuzutlu'nun söylediği gibi bir ev karşıda, bir ev burada, bir ev burada, bir ev karşıda kalmış. Hele sorun bizim ağalar, bizim köyler ne olmuş diye bir şey vardı biliyorsunuz. Köyler boşalmıştı ve şimdi geri bir dönüş başladı. Bu geri dönüşün en büyük destekçileri ve bu işin organizasyonunu kuranlar da derneklerdi, köy dernekleriydi. Ne yaptılar? Oralarda işte çeşitli kamu kurum yöneticileriyle, oralarda sivil toplum kuruluş temsilcileriyle, oralarda siyasi yapılarla ve benzeri şeylerle de konuşarak, görüşerek kendi geçmişlerine yönelik bir takım haklarını elde etmeye çalıştılar tekrar. Her yerde olduğu gibi, benim köyümde olduğu gibi, bu Kavacık'ta da böyle oldu, bir başka köyde de oldu. Türkiye'nin en uç noktasında da böyle oldu. Sonra geceler yapıldı, piknikler yapıldı, destekler sağlanmaya çalışıldı. Ve belli bir güce ulaşıldı ama belli bir noktadan sonra da biraz geriye dönüş başladı. Neden? Çünkü kendilerine gündem yaratmakta zorlanmaya başladılar. İşte orada kendilerini yenilemeleri gerekiyordu. Ama Kavacık Derneği diğer derneklerden biraz daha farklı, kendiyi yeniledi. Şu anda bünyesinde eğitim alan, kurs gören ve de destek verdikleri çok ciddi sayıda öğrencinin olduğunu biliyorum, yakın ilişkim olduğu için. Kavacık Derneği, özellikle Kavacıklar bu konuda kendileriyle biraz daha gururlanmalılar diğer derneklere nazaran. Ben onlara teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi böyle bir yer, tabii ki bütün derneklere gerekli. Lokal anlamda gerekli. Biraz önce söylediğim gibi, her türlü eğitim, özellikle kendi hemşerilerin toplantığı, danıştığı, birbiriyle tartıştığı veya hanımefendilerin geldiği, aynı şekilde ilişkilerinin, sosyal ilişkilerinde devam ettirildiği bir yer olarak çok önemli. Şunu da unutmamak lazım, köy derneklerinin bütün toplantılarda, özellikle yöresel derneklerin toplantılarından ısrarla söylemeye çalışıyorum. Sevgili dostlarım, sizler Koyluhisar'da yaşamıyorsunuz. Sizler İstanbul'da yaşıyorsunuz veya bir başka kentte yaşıyorsunuz. Şimdi Kavacık'ın sorunları, Kavacıklı hemşerilerimizin sorunları, köylülerin sorunları sadece Koyluhisar'da, Kavacık köyündeki sorunlar veya o bölgedeki insanların sorunları olarak değerlendirmemek, biraz daha onun dışına çıkarmak lazım bu ilişkileri. Buna nedir? Kentte yaşıyor olmanın kentte yaşıyor olmanın şart ve koşullarını takip edebilmektir. Bu çok önemlidir. Bir fark olmamalı amaç ve niyet olarak. Yani biz sadece Kavacık Köyü derneğiyiz. Kavacık Köyü'nün sorunları değil. Pınar Mahallesi'nde eğer yoğunlukla oturuyorsa Kavacıklar, Kağıthane'de oturuyorlarsa aynı sivil toplum kuruluş
aynı Siyum Toplum Örgütü görevini oralarda kendi yerleri içinde devam ettirmek durumundalar. Yani buradaki sorunlarına da sahip çıkmaları dernekler. Ben çünkü bir belediye başkanı olarak öyle algılıyorum. Kavacık Derneği yöneticileri bana geldiğinde sadece Kavacık Derneği, Kavacık Köyü Derneği olarak değil, İstanbul'da, Pınar Mahallesi'nde veya bir başka mahallede neredeyse sivil toplum kuruluşu gözüyle bakıyorum ona. Çünkü doğrusu olur. Yoksa biz sadece köy derneği olarak baktığımızda bu işi piknikten oradan öbür tarafa geçiremeyiz. Bu yeterli değil. Bize eğitimli toplum lazım. Bize İstanbul gibi bir metropolde çocuklarımızın çakala çukala yem olmadan ayağını yere sağlam basacağı eğitimli insanları yetiştirecek bir mekana, yere, bir düşünceye ihtiyacımız olduğunu hiç unutmamak zorundayız. Bunları yaptığımız takdirde o zaman görevimizi yerine getirmiş oluruz. Bizlerin amacı da o. Milletvekillerinin amacı da o. Her türlü siyasetçinin amacı da o ve o olmalıdır. Dolayısıyla ben, sizler bu kadar yoğunluklu katıldınız, bir sorumluluk anlayışı içindesiniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve aynı şekilde diğer siyasi arkadaşlara veya işte çeşitli yerlerde kamu görevi yapan arkadaşlar da olabilir içinizde. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar burada, onlara da çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Ve de Kavacık Derneği'nin bu örnek olma girişimlerini, çalışmalarını daha da devam ettirmelerini ve çevreyle olan ilişkilerini de daha da artırmaları dileğiyle hepinize hoş geldiniz diyor, selam ve sevgiler sunuyorum. Sayın milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, muhtarlarımız, komşu köylerden gelen dernek başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, hemşerilerimiz, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Artık söz uzadı. Bundan ötesi fazla olur. Onun için kısa kesmeye çalışacağım. Aslında işin özeti şu. Gönül ne çay ister ne kahve, gönül muhabbet ister, kahve bahane. Hepimiz bu muhabbetin peşindeyiz. Birbirimizle ne kadar tanışırsak, birbirimizi ne kadar tanırsak, birbirimize ne kadar destek olursak, birbirimize ne kadar yardımcı olursak, derneklerimize ne kadar yardımcı olursak, dernekler bize ne kadar yardımcı olursa, esas bunun peşindeyiz. Bu da toplumumuza hizmetin peşindeyiz. Sivil toplum örgütleri, derneklerimiz bizim toplumumuza hizmetin bir aracıdır. Biz 1970'lere kadar beklemişiz memleketimizde. Belki daha önce gelenler vardır ama medeniyet bize gelsin diye beklemişiz. Aslında buralara geldiğimiz zaman buralar bizim köyden daha iyi değildi o zaman. Buralar çamurdu, yol yoktu, iz yoktu. Hepimiz gelip buralara gece kondu yaptık, ev yapmaya çalıştık. Bizim köylerimiz o zaman belki buradan iyiydi. Ama gene buraya geldik. Niye? Bu bizim halkımızın hissiyatı, duyarlılığı. Yani bekliyorsun, Cumhuriyet 23'te kurulmuş. Cumhuriyet'ten bu tarafa bekliyorsun. 70 yılında karar veriyorsun, diyorsun ki bu medeniyet bana gelemeyecek herhalde, ben medeniyete gideyim diyorsun. İstanbul'a geliyorsun. Esas sebep budur. Medeniyete göçtür. Ve o zaman işte İstanbul'daki Anadolu doğuyor. İstanbul'a geliyor Anadolu insanı, Türkiye'nin bilek gücünün kalbi oluyor. Yani bu Türkiye eğer bir yerlere geliyorsa hepsi bizim insanımızın bilek gücüyle olmuş. Belki beyin gücümüz o kadar olmamıştır. Ama hepsi bilek gücüyle olmuştur. Aziz Allah Celle Celaluhu, ezan devam etsin, biz de konuşmamıza devam edelim. Hepsi bizim bilek gücümüz olmuştur. Biz güçlüyüz bugün. Biz İstanbul'daki Anadolu'yuz. Biz burada güçlüyüz. Artık bizim amacımız nedir? Sivil toplum örgütleri aracılığıyla,
buradaki medeniyetten pay almaktır. Buradaki medeniyetten pay almaktır. Esas hedefimiz budur şimdi. Yani toplumumuza daha iyi hizmet edebilmektir. Bu Kavacık'ta da olabilir, köyde de olabilir, burada da olabilir. Hedefimiz budur. Yani sosyalleşmek nedir bu? Kızıl elmada da olur. Zeyda Bey kızıl elmada da olur. Olmaz mı? Esas hedefimiz budur. İnşallah bu amaçlar doğrultusunda birbirimizi kırmadan, birbirimize destek olarak hep beraber inşallah bu hedefe yürüyeceğiz. Aslında Anadolu insanının sabah bir köyümüzün gene bir bölgemizin kahvaltısındaydım. Orada gene söyledim. Aslında bizim Anadolu insanı saf temiz. Nasıl biliyor musunuz? Birisi ufacık pencereden bir ışık göstersin oraya koşuyoruz biz. Safız biz. Bu kadar saf temiz olmayalım artık. Kendimiz nereye gittiğimizi, kimin bizi kullandığını bilelim artık. Kendimizi kullandırmayalım. O zaman sivil toplumda bitiriyor muyuz? O zaman öyleyse bu devletler toplumumuzun gözünün açılmasına fayda sağlayacaktır. Başka da çaremiz yoktur. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Adem Bey başka şubemiz olacak mı bilmiyorum. Böyle açı açı devam edeceğiz şubeleri. Siyasi partileri geçeceksin valla. Her yere temsilcilik açacaksın. Başarılar diliyorum kendilerine. Tebrik ediyorum. Diğer derneklerimize de inşallah örnek olur lokallerimiz. Üye olmayan oynayamaz diyelim. Biraz oraya katıldım ama yani burası acaba sadece oyun oynamak için mi var diye. Daha bir kültürel amaçlı kullanılması yoluna doğru sevk edelim. Bu da yöneticilerimizin elinde. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın milletvekilim, çok kıymetli belediye başkanlarım, belediye başkan yardımcımız, ilçe başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, ilgilen meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli temsilcileri, çok kıymetli Kavacık köylüleri ve kıymetli hazırım, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen başta Adem Bey'e, yönetimine ve katılımınızdan ve katkınızdan dolayı da Kavacık köylülerine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir yerde, Sarıyer gibi güzel bir ilçede, böyle güzel bir mahallede güzel bir mekan açtınız. Bu mekanın hayırlı uğurlu olmasını, hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Buranın yapımında emeği geçen her hangi siyasi partiden olursa olsun, belediye başkanlarına, yardımcılarına, belediye personeline, milletvekillerimize, dernek başkanlarına, ilçe başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerinin bir araya gelip hizmet edebilmeleri için böyle güzel mekanlara ihtiyaç var. Zaten sizler de güzel insanlarsınız, böyle güzel yerlere layıksınız. İnşallah daha güzel binalarımız olur, daha güzel yerlerimiz olur. Şimdi aslında söylenecek çok söz var ama bu kadar uzun zamandan sonra çok fazla konuşmak doğru değil. Şükrü Başkan gelmeden açılışı yapmayalım dedik, bekledik. Bize bir dediler, ona bir buçuk demişler. Sonra ikiye karar kırıldı. Ama başkanımız buranın belediye başkanı. O yerlerden de burada ikili bir açılış olmasın, bu birliktelik bozulmasın diye kendisini bekledik. Ama benim acilen şimdi o meydan cemerinde aşure davetim var. Oraya katılacağım. Orada bekliyorlar. Muharrem ayının önemine binaen, aşurenin önemine binaen bir konuşma yapacağız. Değerli Sivas Devşehirlerimiz orada bekliyorlar. Oraya gideceğim. Sözü kısa tutacağım. Biraz önce Şükrü Bey, Ali Kızıltuğ'un askerine kurbet harap ettiği köyüne bülbül gitmiş, baymış olmuş yerine türküsünden yola çıkarak Sivas denince bizim aklımıza rahmetli Aşık Veysel'in uzun ince bir yolda gidiyorum gündüz gece geliyordu. Sivas hep o uzun ince yollarla hatırlanıyordu. İşte buralarda biz niye varız? Çünkü oralarda doymadık. Doğduğumuz yer orası ama doyduğumuz yer buralar. Biz hepimiz herhangi bir memleketten gelmiş olabiliriz ama burada yaşadığımız için biz bugün Sarıyer'liyiz hep beraber. Ben de eski bir Sarıyer'li olarak sizlerin arasındayım bugün. Daha önce iki dönem burada Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptım Sarıyer'den. Sizlerle zaman zaman bir araya geldik. İyi günde, kötü günde,
İyi günde bir araya geldik, mutlulukları paylaştık. Kötü günde Allah vermesin ama kötü günleri bir araya geldik. Hüzünleri, kederleri paylaşmaya çalıştık. Şimdi de Allah'ın takdiriyle, sizlerin desteğiyle AK Parti milletvekili olarak Ankara'da hizmet ediyorum. Bizim Sivas başka illere benzemiyor. Sivas'ın coğrafyası çok geniş. Öyle iller var ki, mesela Ankara, İstanbul arası 400 kilometre, 6 tane il var. Sivas'ın bir ucundan bir ucu 483 kilometre. Yani Ankara, İstanbul arası 6 il var ama Sivas'ın bir ucundan bir ucu 483 kilometre bir il var. 1270 köyümüz var. 1270 köyümüz var, 850 mezramız var, 39 beldemiz var, 16 ilçemiz var. Nüfusumuz az olduğu için şimdi bu dönemde biz büyükşehir olamadık. Ama büyükşehir olan birçok ilçenin köy sayısından fazla bizim bir ilçemizin köy sayısı var. Mesela Trakya'da Tekirdağ'ın köy sayısı 140, bizim Zara'nın köy sayısı 400. Yani 130 köyü var Zara'nın, 270 mezrası var. Dolayısıyla coğrafi olarak da o kadar çok büyüğüz ki en büyük gözüken Trabzon bile coğrafi bakımından belki başkan Trabzon'u zannediyorum Sedat Başkan. Coğrafi bakımından Sivas'ı böldüğünüz zaman 6 tane Trabzon çıkıyor. Coğrafi bakımından. Onun için Sivas'ın coğrafyası çok geniş. İnsanların yüreğinin geniş olduğu gibi. Onların yüreklerinin büyük olduğu gibi. Sivas öyle 300-500 bin insanın yaşadığı bir il değil. Medeniyetlere beşiklik etmiş, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehir. Ben Sivaslıların ili, ile bağlı olan Sivaslıların ilçesi neresi olursa olsun, kimliğinde Sivas yazan hiç kimsenin hainlik yapacağını hiç düşünmedim ve görmedim de. Sivaslılar hep yiğitlikle anılmışlardır, mertlikle anılmışlardır. Sivas, Abdülvahabi Gazisi'yle, Şemsi Sivasi'yle, İsmail Hakkı toprağıyla, Sivas Pir Sultan Abdalı'yla, Aşık Veysel'iyle anılmıştır. Sivas, Muhsin Yazıcıoğlu'yla anılmıştır. Onun için Sivas'ın söylemleri şu, Sivas'ın havası sert, insanın mert olan yer. Her yerden, biraz önce milletvekilimiz de söyledi, belediye başkanımız da, her yerin bir yetiştirdiği vardır. İşte Gümüşhanesi'nde kuşburnu yetişir, efendim Antep'inde fıstık yetişir, Konya'sında etli ekmeği vardır, Antep'de kebabı vardır. Her şey bir ünlü markasıyla meşhurdur, Trabzon'un bıçağı vardır vesaire. Ama Sivas'ta adam yetişir, adam gibi adam yetişir. Burada bizim şu andaki yapmış olduğumuz görev, siz belki içinde olduğunuz için farkında değilsiniz. Ama dışarıdan baktığınız zaman çok büyük önem arz ediyor. İstanbul'un lüks semtleri var. Ben birine şahit oldum. Görevinizin ne kadar kutsal olduğunu anlatmak adına bunu söyleyip hemen açılışa geçelim. Etiler'de Özdericiler Sitesi var. Bizim komşularımızdı bir zaman. Her bir daire 2 milyon dolar. Yani kiracısı bile 10 bin dolar para ediyor oraya, orada oturan insanın. Ama inanın orada bir gün geçiyorum önünden, çünkü komşumuzdu, bizim şirketimiz oradaydı. Cenaze var. Cenazeyi evden çıkaran iki kadın, arabanın şoförü ve evden kapıcı. Cenazeyi çıkarıyorlar. Sonra cenazeyi arabaya yükleyemediler. Koyamadılar arabaya, ben arabayı durdurdum. Cenaze yere düşmek üzereydi ellerinden. O insanlar cenazeye ağlamayı bıraktılar, cenazeyi arabaya yükleyememenin sıkıntısını yaşamaya başladılar. Durdum, cenazeyi arabaya koydum. Dedim ki ya şurada biz komşuyuz, zile basın, içeride 20 kişi çalışıyor. Biz burada konuya ya çekindik dediler. Bakın insanların diyalogsuzluğuna ve bizim derneklerin şeyine. Cenazeyi defnettiler, ertesi gün bize teşekküre geldiler. Biz onlara başsağlığına gideceğiz, onlar bize teşekküre geldiler. Cenazeyi arabaya koyamadılar. Ama Allah sizi inandırsın, bizim köyün en fakir insanı öldü. Ertesi iki gün sonra Samandıra'da 5000 kişi kaldı, 5000.
onun bunu verdiği sadakayla geçinen birisi vefat etti. İşte bu derneklerin önemini görüyor musunuz? O insan orada isterse 100 milyon dolarlık dairede oturursa onun ne parasının, ne pulunun, onun ne mevkisinin, ne de makamının hiçbir faydası yoktur. Cenazesi yola düşecektir. Ama biz öyle değil. Düğünümüz oluyor, bir başka şölen oluyor. Cenazemiz oluyor, bir başka kalabalık oluyor. Bizim cenazemiz olduğu zaman siyasi partilerden hiç fark gözetmeksizin hangi partiden olursa olsun, kim olursa olsun belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, işte bürokratlarımız, sivil toplum örgütlerimiz hemen orada oluyorlar. Niye? Çünkü bu dernekler hemen oraya bilgi veriyorlar. Bu derneklerin görevi büyük. İnşallah bu dernekler vasıtasıyla biz eğitim, kültür, yardımlaşma derneği deniyor. Eğitime, kültüre, yardımlaşmaya çok daha fazla önem veririz. Bundan sonra daha güzel hizmetler yaparız. Aranızda siyasi parti farkı gözetmeksizin, meşrep farkı gözetmeksizin, burada bir hemşehriniz olarak, bir kardeşiniz olarak bana bir emriniz olduğu zaman 7-24 emrinizdeyim. Ankara'ya gelen hemşehrilerimiz de zaten orada bunun farkındalar. Kimin ne sıkıntısı, ne problemi, ne engel olursa her zaman başımın üstünde yeriniz var. Ben zaten Sarıyerliydim, Sarıyerli olarak da kalacağım. Sarıyerli olmaktan da gurur duyuyorum. Tekrar bu organizasyonun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir tane not geldi. Kavacık köyümüz asfalt çalışması 2013'te. Evet, Kavacık köyü biraz önce de söyledim. 2200 tane yerleşim alanı var. Sırayla hepsini yapıyoruz. Burada Kavacık köyünün programı aldık. 2013 yılında inşallah bir aksilik olmazsa onu yapacağız. Onun hiç endişeniz olmasın. Bizim programımız bizim programımız. Bizim programımız bizim programımız. Problem çözmek için, mazeret üretmek için değil. Ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız. Ama şundan emin olabilirsiniz ki Sivas'ta hiç içme suyu olmayan köy kalmadı. Sivas'ta yolu olmayan köy kalmadı. Sivas'ta altyapısı olmayan köy çok az var. Sivas'ta asfaltlama oranı, bunu asfalt istedikleri için söylüyorum. Asfaltlama oranı Sivas'ta %2,5'tu 2002'de. Şimdi %38 asfaltlama oranı köylerde. Birçok ilçemizde asfaltsız yol olan, asfalt olmayan köy yolu kalmadı. Diğerlerinin de tamamını inşallah yapacağız. Hiç tereddütünüz olmasın. Biz mazeret falan üretmiyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimler var biliyorsunuz. Yerel seçimler geliyor. Bu yerel seçimlerde de bu birliğimizi, beraberliğimizi, bu kadir şinaslığımızı göstereceksiniz. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun.